Bugün ismini çokça duyduğunuz bir zat, değerli bir zat var. Daire Başkanımız Sayın Mehmet Nezir Gül Beyefendi'den kısa bir konuşma yapmasını istiyoruz. Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamd eder. Efendimize salat ve selam ederek sözlerimize başlarız. Sayın Genel Müdürüm, değerli Genel Başkanım, kıymetli eğitimci ve yönetici arkadaşlar, hepinize sevgi ve saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Tabii söylenecek sözler hep söylendi ama şunu ifade etmek isterim ben. Güzel duygular, güzel niyetlerle hayırlı işler için bir araya gelmek, Allah'ın rahmetini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini kazanmamız için, ilahi rızaya ermemiz için çok önemli bir vesile. O yüzden Cenab-ı Allah bu çalışmalarımızı bereketli ve mübarek eylesin diyorum. Şunu hemen ifade edelim. Bu çalışmalarımızı yürütmemiz için, 2 hafta öncesinde genel müdürümüzün imzasıyla biz yazımızı, resmi yazımızı tüm illerimize gönderdik. Zaman zaman iletişimde bazı sıkıntılar olabiliyor. Kimi okullara yazılarımızın tam gitmediği durumlar söz konusu olabiliyor. Biz yine şube müdürlerimiz aracılığıyla inşallah bunun teyidini tekrar yaparız. Sizler de illerinize döndüğünüz zaman en azından bu noktada din öğretiminden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcımız veya Şube Müdürümüzle irtibata geçerseniz bu anlamda sürecin takip edilmesi açısından çok önemli. Benim bu çerçevede hatırlatacağım bir husus, sizler hem Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün hem Deniz Feneri Derneği'nin hem Önder'in içerisinde bulunduğu, birlikte yürüttüğü bir çalışmada İl koordinatörü veya formatörü olarak görevlendirilmiş olduğunuzdan dolayı bu anlamda gücünüzün farkında olmanız lazım. Ama gücünüzün farkında olmanız derken bu gücünüzü güzel, iyilik yolunda harcamak üzere okullarda özellikle okul müdürlerimizle sağlıklı bir iletişime geçmek suretiyle okullarınızda var olan o potansiyeli çok iyi bir şekilde değerlendirerek ve özellikle öğretmenlerimizle alakalı ön çalışmaları yapmak suretiyle okulda inşallah sizler memlekete döndüğünüz zaman pazartesi gününden itibaren biz böyle illerimizden akın akın çok güzel haberler, müjdeli haberler, güzel organizasyonlarla ilgili haberler, iyilik haberleri beklediğimizi işin doğrusu burada ifade etmek isterim. Hepimiz biliyoruz ki yani Deniz Yıldızı örneğini verdi Recep Hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman o kutlu yolculuğunda Mekke'de tek başınaydı. Var olan egemen sistem, vahşi anlayışı, cahiliyeyi çağrıştıran, andıran ve yürüten bir uygulamaydı. Tek başına başladığı bu yolculukta elhamdülillah çok güzel mesafeler kat etti. O yüzden biz her şeye rağmen bir İslam toplumundayız. Ama belki insanımız İslam'ın güzelliklerini ve iyiliklerini idrak etmekten mahrum bırakılmış bir kitle veya bu kitlenin belli yoğunlukta olduğu bir toplum yapısı içerisinde olmuş olabiliriz. Ama bu bize sorumluluklarımızın ne kadar önemli olduğunu hatırlatması açısından tabii ki önemli. O yüzden iyilik dediğimiz zaman biz aslında bir öncelikle kendi içimizdeki, kendi fıtratımızdaki güzelliği keşfedip ortaya çıkarmak, sonra çevremizdeki aklını başına almış insanlardaki bu fıtri duyguları harekete geçirmek ama her şeyden de önemlisi henüz fıtratları kirlenmemiş, henüz fıtratları bozulmamış genç yavrularımızdaki o temiz duyguları, o vicdani duyguları, o dini, fıtri hassasiyetleri ortaya çıkarmak suretiyle geleceğe güzel işler bırakmak adına, bizden sonraki nesle güzel işler bırakma adına bir çabanın, bir faaliyetin içerisinde olduğumuzu, olacağımızı ben size hatırlatmak istiyorum. Bir diğer husus, biz bu çalışmaları yapmakla birlikte aynı zamanda bir şahsiyet inşası gerçekleştirmiş de olacağız. Yani
iyiliği sadece somut anlamda bazı arkadaşlarımız ifade ettiren herhangi birisine maddi anlamda yapılan bir yardım çerçevesinde de düşünmemek lazım. Hem duygu ve düşünce anlamında, zihinsel yapı anlamında, davranışlarımız anlamında da. Yani olayı sadece bir, bu projeyi ben öyle görüyorum, sadece bir yardım faaliyeti, yani bir su kuyusu açma faaliyeti veya okulda herhangi bir iyiliğin dile getirilmesi olarak da görmemek lazım. Bu eğitimin çok önemli bir unsurunu teşkil eden gençlerimizde, yavrularımızdaki İslami kişiliğin, şahsiyetin, fıtratın ortaya çıkması açısından da çok büyük kazanımları olan bir faaliyet olacaktır. Bu yönüyle de yaptığımız iş çok önemli ve çok büyük. Şimdi geçenlerde birkaç hafta önce bir doğudan arkadaşımız gelmişti. Mevzu yine iyilik okulu, iyilik çalışmaları oldu. Bir örnek verdi, dedi ki ya kendi öğrencisi veya bir arkadaşının öğrencisi eve gelmiş, verisi anlatıyor. İşte çocuk geldi diyor falan. Baktım çocukta bir değişiklik var. Okulda bunlar konuşmuşlar. Kulüp tarzı bir şey oluşturmuşlar, bir ekip oluşturmuşlar. Ve öğrenci demiş ki benim şimdi bir iyilik bulmam lazım. Bir iyilik bulacağım, ne yapayım, neyi bulayım falan. Çocuk demiş ki yani içeri girmiş, geri çıkmış. Demiş ben şey yapayım, ha, ayakkabılarım çok düzensiz, ayakkabıları rastgele bırakıyorum, şu ayakkabıları bir düzelteyim demiş. Eve girerken ayakkabılarını almış ve ayakkabılığa koymuş. Ondan sonra geçmiş içeriye, sabah vakti de olunca, sabahleyin şimdi yataktan kalkıp işte gitmeden önce, şimdi demiş ki yani ben iyiliği yine devam ettirmem gerekiyor ya, dolayısıyla benim yatağımı dağınık bir vaziyette tutmam da çok doğru bir şey değil, iyi bir şey değil. Dolayısıyla iyisini yapayım, yatağını düzlemiş. Kardeşine de bunu söylemiş. Bir hafta içerisinde diyor, yani aile olarak anne baba ve çocuk ilişkilerimize öylesine bir olumlu etki oldu ki, yani birbirimize bakışımız, hayata bakışımız bambaşka bir noktaya geldi. Yani gerçekten bizim burada devlet genel merkezinde veya genel müdürlükte almış olduğunuz bir karar ve görüşmelerin sonucu olarak sizlere ilettiğimiz, sizin okullara ilettiğiniz bu çalışmaların hayatın çok farklı noktalarında ne kadar büyük ve olumlu etkiler bırakacağına sizin de yaşadığınız pek çok örnekten bir tanesi. O yüzden sözümü ben uzatmadan toparlarken şunu ifade etmek istiyorum. Biz bu çalışmalarımızda, bu faaliyetlerimizde öyle bir noktaya gelmeliyiz ki, hani bazı insanlara baktığınız zaman simalarındaki Allah'ın secde izlerini, Allah'a yönelik ubudiyetin, kulluğun bir yansıması olarak ilahi nurun tecelli ettiğini o simalarda görüyoruz ya, aynı şekilde bizim de başta kendimizde olmak üzere öğrencilerimizdeki o iyilik duygularını, iyiliğin getirmiş olduğu, iyi düşünmenin ve iyi işler yapmanın getirmiş olduğu sonuçla her birimizin birer iyilikte öncü şahsiyet olması, gençlerimizi de bu anlamda yetiştirmemiz anlamında çabalarımızın çok iyi bir noktaya geleceğine ben inanıyorum. Bu açıdan sizlere ben hayırlı çalışmalar diliyorum. İyilik üzere güzel bir hafta, ay, yıl ve ömür boyu iyilikle yoğrulmuş bir hayat sürmemizi Cenab-ı Allah'tan temenni ve niyaz ederek sözlerimi noktalıyorum. Bu anlamda süreç içerisinde karşılaşabileceğimiz tüm hususlarla ilgili olarak dernek yetkilileriyle görüşülebileceği gibi özellikle resmi anlamda karşılaşılabilecek her türlü sıkıntılar veya durumlar içinde bizlerle çok rahat iletişime geçmeniz gerektiğini de ben bu vesileyle hatırlatıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Programımız hayırlı ve mübarek olsun. Allah'a selam.